Adria Türkiye'nin merkez ofisinden herkese merhaba. Ben servis departmanından Kaya Aydın. Arkamda görmüş olduğunuz Matrix 670SC Supreme'i beraber inceleyeceğiz bu videoda. Öncelikle Matrix semi entegre sınıfında değerlendirdiğimiz bir karavan. Arkası fiber gövdeye sahip. Thule Omnistor duvar tentesiyle beraber gelmiş. 140 litre tam otomatik 3 sistem Tedford buzdolabı içinde mevcut. Hemen arkasında tuvalet kabini olduğu için tuvaletin kaset haznesi burada. Opsiyonel olarak alaşım jantlarla gelebildiği gibi böyle saç jantla da beraber gelebiliyor bu arkadaş. Hemen arka kısmında 200 kilo kapasiteli böyle kocaman bir bagaj kısmı da mevcut. Biraz sonra yatak kısmını yukarıya kaldırdığımızda hacim olarak biraz daha fazla yer kazanmış oluyoruz. Hemen şurada koyduğumuz eşyaları sabitlemeye yarayan kopçaları var. 10 amperlik çakmaklık soketiyle beraber geliyor. Yukarıya aşağıya indirdiğimiz buton. Şurada çekmeceler ve daha fazla saklama alanları mevcut. Şöyle gelirsek burada da bir dış duşu var. Dış duş sıcak ve soğuk olarak duş yapabilme özelliğini bize kazandırıyor içindeki bataryayla. Burada görmüş olduğumuz Kriko'nun olduğu bir kutu mevcut. Yine ışıklandırmalarıyla beraber öbür taraftan da buraya ulaşım mevcut. Ön tarafına doğru geldiğimizde yine elektrikli bir basamağını görüyoruz. Hemen burada 220 girişini ve opsiyonel olarak gelen 220 çıkışı ve DIN tipi 12 volt çakmaklık soketinin çıkışını da bu servis kapağının içinde görüyoruz. Ön tarafa geldiğimizde yukarıdan aşağıya doğru inersek yine büyük açılabilir, oldukça fazla açılabilir bir sky window var. Kılavuz ışıklarını görüyoruz. Aşağıda oldukça büyük bir ferah ön cam ile beraber 2.2 dizel motor. Bu arkadaş 180 beygir gücünde, 140-160 beygir gücünde olan, opsiyonların içinde olan motorlar da mevcut. 9 ileri otomatik şanzımana sahip bu arkadaş. Sis farlarını göremiyoruz, ledli farlarını göremiyoruz. Gündüz farları var ama led teknolojisiyle donatılmamış bir far sistemi var bu araçta. Yan tarafa geldiğimizde oldukça bu taraf o tarafa göre biraz sade. Yine opsiyonel olarak gelen havalı amortisörlerin indirmeyi kaldırmayı yaptığımız kompresörüyle beraber bir tamir kiti de mevcut içinde opsiyonel olarak gelen. Hemen bu tarafa döndüğümüzde depo dolum ağzını görüyorum. Euro 6 olduğu için dizel motor. AdBlue eklentisini koyduğumuz dolum ağzı da hemen onun yan kısmında gözüküyor. Bu tarafa geldiğimizde 120 litrelik temiz su deposunun dolum ağzını görüyoruz. Matrix 670SC Supreme olduğu için Supreme'ler de Alde ile beraber geliyor. Bu arkadaş da Alde 3030'un bacası. Bu tarafa geldiğimizde bu servis kapağının arkasında ne varmış diye baktığımızda evet, iki tüpü barındırabilecek bir tüp haznesi var. Truma mono kontrol dedantörüyle, opsiyonel olarak dedantörüyle beraber, filtresiyle beraber gelmiş. Hemen kapatıyoruz. Arka tarafta öbür taraftan da gördüğümüz bagaj alanının dev yarasa kapağını da açalım. Buradan o tarafa gayet ferah ve büyük 200 kilo kapasiteli, yine üzerine basa basa söyleyelim. Şurada şöyle çekmeceleri olan, yine buralarda saklama alanları, birçok ıvır zıvırımızı alacak saklama alanları oldukça fazla bu arkadaşın bagajında. Arka tarafa geldiğimizde yine sade ve şık bir tasarım bizi karşılıyor. Supreme Fiamma'nın bisiklet taşıyıcısı hazırlığı var üzerinde. Fiamma'nın buna uygun modelini buraya monte ettiğimizde iki bisikletlik taşıma alanı bize yaratmış oluyor. Arka sis lambaları hemen altta, gördüğüm kadarıyla geri vites sensörleriyle beraber gelmiş bu yakışıklı arkadaş.
yavaş yavaş içeriye geçelim artık. Dışarıda söyleyeceklerimiz bu kadar. Hemen içeriye geçelim. Kapıyı açtığımızda klasik semi-entegrallerde gördüğümüz gayet şık bir kapı. Camı ve stor perdesiyle beraber yine portable seyyar bir çöp tenekesiyle karşı karşıya geliyoruz. Bu yakışıklı arkadaş da bize içeri girerken yardımcı olacak. Hadi içeriye geçelim. Evet, Matrix 670SC'nin içine geldiğimizde ön taraftan başlayalım. Bunda opsiyon olarak gelen hayalet ekran tercih edilmemiş. Normal düz analog ekranımızla beraber gelmiş. Bir cruise control görüyorum. İçerisinde menüleri idare ettiğimiz sol taraftaki menüden idare ettiğimiz mandalları görürken benzinin bittiğini de gördük. Efendim ne demiştik dışarıda? 9 ileri şanzımanlı tam otomatik bir şanzımana sahip. Tam otomatik bir kliması mevcut. Burada 7 inçlik multimedya ve navigasyonla beraber gelmemiş bu sefer. Yine 12 volt DC'lik bir çakmaklık soketiyle 2 amperlik güzel USB ile beraber gelmiş. Gördüğüm kadarıyla bir de burada yol şerit takip sistemleri, bir takım sensörleri var. Onlarla beraber gelmiş. Yine akordeon olarak, opsiyon olarak gelen akordeon karartma perdeleriyle geldiğini görüyoruz. Bu arkadaşın hemen bir tane örneğini yapalım şurada. Şöyle yaptığımızda, her zamanki gibi yapamadığımızda diyelim. Hop, böyle. Burayı da karartmış oluyoruz. Yine ön tarafta da şunları şöyle çekip öbür taraftan da burayı aldığımızda burayı da karartmış oluyoruz. Hemen şuraları toplayalım. Biraz hava gelsin içeriye. Yine tekstil olarak deri kumaş karışımı tercih edilmiş. Oldukça yakışıklı gözüküyor benim keyfime göre bu arada. Hemen başüstü dolapları buralarda, küçük küçük başüstü dolapları varken burada yolculuk esnasında çok fazla boca olmayacak ıvır zıvır eşyalarınızı da koyabileceğiniz bir rafta mevcut. Yine 60'lık bonlar, 60'lık iki tane amortisörle idare edilen, şöyle dokunduğumuzda kendi açan bir sky window'u mevcut. Yine karartma perdesi ve sinekliğiyle beraber gelmiş. Gayet güzel. İki tane okuma lambası görüyorum bu tarafta. Orta kısma geldiğimizde başüstü dolapları 1, 2, 3, 4, 5 yolcu kapasiteliymiş. 5 yolcu kapasiteli, 2, 4 yatak kapasiteli. Biraz sonra indireceğiz. Buradan bir lift yatak inecek aşağıya, 200 kilo kapasiteli. Hemen şöyle yapalım gelmişken. Burada bu arkadaşı indirmeye başlıyorum. Bir manisi var mı diye de sağına soluna bakıyorum. Yok. Çok kullanışlı oluyor bu. Yani yatak var ama tavanda icap ettiğinde indirip kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla başka bir yatağa ihtiyaç duymadığınız için kaldırıp yukarıya yine bakalım nereye kadar inecek. Gayet de güzel. Yine arka tarafta bunların merdivenleri var. Buradan çıkıp 200 kilo kapasiteli iki yetişkinin yatabileceği güzel bir yatak olmuş oldu. Şuradaki ışık dokunmatik. Dokunduğunuzda efendim içeriği aydınlatabiliyorsunuz. Yine bir blackout dediğimiz tipten perdesiyle beraber geliyor bu yukarıdaki lift yatak. Mutfak kısmında şöyle bir ibare var burada. Bu açıkken diyor efendim ocağı kullanmayınız diye bir ibare koymuş. Vardır bir bildiği Adria mühendislerinin diyoruz. Hemen yukarıya kapatıyoruz. Orta kısımda kapının sol tarafına geldiğimizde üst kısımda ana kontrol panelini görüyorum. İç sıcaklığı, dış sıcaklığı görüyorum. Işıkların kontrolleri, hidroforumun kontrolleri, su, temiz suyun ve atık suyun durumunu görüyorum. Akünün durumlarını görüyorum gibi birçok özelliği opera ettiğim bir ana ekran. Hemen bu tarafında da 3030 Allen'in ana kumanda
panelini görüyoruz. Aşağı doğru indiğimizde ışıkların kontrol edebildiğim anahtarları, dış basamağın, elektrikli basamağın anahtarını görüyorum. Burada yine böyle birçok saklama alanı mevcut. Belki burası ayakkabılık olarak kullanılabilir. Hemen şurada 2 amperlik ve 1.1 amperlik iki tane USB'sini de görüyoruz buraya. Geldiğimizde de üst kısmına buzdolabının medya kontrolörü görüyorum. Bir Bluetooth sistemi monte edilmiş. Güzel bir saklama alanı. Menfezlerini gösterirken söylemiştik. 140 litre 3 sistem Tedford'un buzdolabı 220 ile 12 voltla ve tüp gazla çalışabilme özelliğine sahip. Hemen üst tarafta böyle domatiğin açıp mandalla açıp kapatabilen sineklikli ve stor perdeli bir hekisi bulunmakta. Mutfak kısmına geldiğimizde gayet pratik, derince mutfak üstü, başüstü dolapları. Yine burada bir hidrofor görüyorum. 220 çıkışı. Burada çift kademeli anahtarla beraber dimmerlayabildiğim gibi direkt açabiliyorum da bu başüstü ışığını, mutfak ışığını. Üçlü bir ocak beni karşılıyor burada. Oldukça yeterli. Hatta lavabonun üstündeki kapakla oldukça ferah bir mutfak alanı olmuş oluyor. Burası da lavabosu. Hatta burada böyle çok yönlü bir çeşmede kullanılmış. Altında Tedford'un fırınını görüyorum. Gazlı bir fırındır bu. Bu tip fırınlarda üst kısmı yaktığınızda mutlaka şu kapağı açık bırakın diyor Tedford. Kapattığınızda zaten gazı kestiğini göreceksiniz. Burada gaz vanalarını görüyorum. Buzdolabının, ocağın, efendim fırının birçok gaz ile çalışan altyapının gaz vanaları. Böyle derin derin çekmeceler olduğu gibi arka tarafa doğru kullanılan alanı çekmece olarak değerlendirilmiş. Gayet güzel. Hemen burada yine böyle derince bir mutfak çekmecesinden sonra yine burayı da değerlendirmiş Adria. Gayet güzel bir saklama alanı mevcut. Su deposununki hemen orta kısımda. Masanın altında da kışlama çeşmesi var. İsterseniz ona da şimdi hemen şurada ara verip bir bakalım. Evet, buraya atlamıştık. Hemen geldik. Hatta içi boş olduğu için testlerde açık bırakılmış. Kabin içerisinde park halindeyken, yani park halindeki kastımız şudur. Karavan kullanılmadığı zaman, içinde yaşam yok ise 3 dereceyi gördüğünde bu arkadaş çeşmeyi otomatik olarak kendi açar ve Alde kazanın içindeki, sıcak su kazanın içindeki bütün suyu aşağıya otomatik olarak boşaltır. Karavana geldiğinizde, çeşmeyi açtığınızda sıcak su tarafından su gelmiyorsa bilin ki bir kışlama çeşmesi kendini açmıştır kışın. Hemen şöyle kuruyoruz tekrar. Cihazın enine doğru açtıktan sonra hemen şu yandaki butonu bastırıp bu arkadaşı kurmuş oluyoruz. Depoyu doldurduktan sonra, yani temiz su deposunu doldurduktan sonra çeşmeyi açtığımızda bir süre su gelmez. Geldikten sonra artık Alde'nizin sıcak su kazan tarafını çalıştırabilirsiniz. Evet, 670 SC Matrix'in banyosu tuvaleti ayrı. Burası banyo kabini. Hemen şöyle göstereyim. Sıkı mıknatıslarla tutturulmuş. Polikarbondan yapılmış camlarıyla beraber rahat bir duş almanızı sağlar. Gayet konforlu. Hemen sol tarafta bir raf yapılmış. Şampuandır, lifttir, şundur budur. Onları koymanıza olanak sağlıyor. Hemen şuraya sudan etkilenmemesi adına güzel bir yere saklanmış bir ışığı var. Yine boyunuza göre ayarlayabileceğiniz bir duş başlığı barı var. Daha sonra yukarıda da 28-28 bir hack, güzel bir havalandırma sağlıyor buraya. Yine her iki tarafta da oldukça büyük giderler koyulmuş ki arabanın mailine, trimine bakmaksızın rahatça
su drenajını sağlamak adına çok başarılı bir duş teknesi olmuş. Demiştik ki tuvalet, banyo ayrı. Şimdi de tuvalet kısmındayız. Hemen tuvalet kubur kısmı buradayken efendim burada da 220 çıkışlı gayet güzel bir banyo dolabı buraya konuşlandırılmış. Işıkların idaresi hemen yanımızda. Burası sifon tarafı. Burada güzel bir lavabo var. Çevirip yüzümüzü yıkayıp tekrar bunu düzeltme şansımız olduğu gibi. Burada bir şey yıkamak icap ederse tıkayabiliyoruz da bu lavaboyu. Hemen lavabonun altında yine çok güzel değerlendirilmiş bir alanı görüyoruz. Toka dokusu kısmına geldiğimizde 1.62 olması lazım. Bir yatak bizi karşıladı. Hemen başüstü dolaplarına şöyle bir bakalım derinliğine. Gayet güzel birçok eşyamızı alır. Her iki tarafta da kısa da olsa güzel bir wardrobe yapılmış. Açar açmaz da yine güzel düşünülmüş bir ışık detayı var ki ışıkları buradan açıp kapatabiliyorum. Her iki taraftan da açıp kapatılabildiği gibi her iki tarafta da USB şarj istasyonları yapılmış. Yine yatağın arka kısmındaki oldukça güzel bir yatak başı detayına da dikkatinizi çekmek isterim. Aşağı kısma geldiğimizde yatağın altı olduğu gibi baza olarak da kullanılabiliyor. Bu yatağın dışarıda da gösterdiğimiz gibi en yüksek kısmı. Buraya kadar indirdiğimizde de çok rahat bir şekilde hemen alt kısımdaki yerleri değerlendirme şansı yine bize verilmiş yatak altı kısmında da. Buraya geldiğimizde yani yatak odasının sol tarafı, banyo kısmının arka tarafına geldiğimizde burası 12 volt 10 amperlik bir çakmaklık soketi ve uydu kurulumu hazırlığıyla beraber gelmiş. Buraya istenirse 22 inçlik, maksimum 22 inçlik bir televizyon sabitlenebilip yattığımız yerden de televizyon seyretme olanağına sahip olabiliyoruz. Hemen alt kısımda da kameraman arkadaşım gösterebilecek mi bilmiyorum. Biraz burası yatağı o kadar yükseğe aldık ki burası biraz daraldı. Burada da hemen banyonun o rafının altı da çok güzel değerlendirilmiş. İkili raf sistemiyle gayet güzel bir saklama alanı yaratılmış. Hemen yatak odasının üzerine geldiğimizde 50'ye 70 mandalla kumanda edilebilen, açılabilen, kapanabilen ve stor ve sinekliği olan bir heki ile taçlandırılmış yatak odası. Orta kısma geldiğimizde şunlardan da bahsedelim. Ev sahibiyle misafirler arasında özel bölge ilan edilirse tuvaletin kapısı bu arayı kapattığı gibi buradaki yatak odasının kapısı da böyle kapanıyor ve banyoyu, tuvaleti kimse kimsenin özeline karışmadan güzelce kullanabiliyor. Matrix 670SC Supreme modelini dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Sürçülisan ettikse affola. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın. Tüm detayları, teknik data sheetlerini İstanbul, Ankara, İzmir'deki satış ofisimizdeki arkadaşlar size seve seve bu konuda yardımcı olacaktır. Hoşça kalın.